Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Bir Sevdadır Karadeniz programında bu hafta Batı Karadeniz'in incisi olan Karasu'da sizlerle birlikteyiz. Bakalım Karasu ve çevresinde bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Hiç vakit kaybetmeden turumuza başlayalım. Programımız tüm hızıyla devam ederken şimdiki durağımız Karasu'nun Gölköprü Köyü. Hiç vakit kaybetmeden Gölköprü turumuza başlıyoruz. Karasu Gölköprü Muhtarı Ali Haldız'la birlikteyiz. Muhtarım, öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz. Çok güzel bir muhtarlık binası yapmışsınız. Burada halka ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Valla öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah'tan dileğim inşallah bir daha böyle bir şey olmaz vatanımızda. Biz burada hizmetlerimizi işte köy muhtarı olarak, ben seçildi ikinci dönem oldu benim. Birinci dönem bu binayı yaptım. Bu binadan sonra işte köylülere hizmet vermek için, halka hizmet vermek için burada her türlü işlemlerini hallediyorum. İşte bilgisayar var, daha önce sekreterimiz vardı ama şu an ayrıldı. Burada her türlü işleri görülüyor. Mesela bir tane hastam olsa burada ben olduğum zaman hemen buradan araba buluyorum, köy gönderiyorum, doktora gönderiyorum. İşte yaşlara bütün çoğuna maaş bağlattım. Köyde buradaki yaşların çoğuna maaş bağlattım. Onlarla uğraşıyoruz yani. Genelde işimiz o. Bir de bizim burada en büyük şey, çok gurbete millet gittiği için çok yaşlı var köyümüzde. Bilhassa onları takip ediyorum. Yani hasta oluyorlar mı, işte bakımları oluyor mu? Bunları çok, yani özellikle bunların üzerinde duruyor. Bir de köyümüzün daha önceden divan köyü olduğu için, burası divan köyüydü. Eskiden beri çok ismi de geçerlidir. Yani git sor, bütün Sakarya bölgesinde bu köyün ismi bilinir yani. Türkiye'de de hemen hemen bilinir. Divan köyü olduğu için ona sebep, İşte bütün yollarını, çevre yollarını birbirine bağlamaya uğraşıyorum ve çok yollarını da bağladım. Ama bundan sonra da bağlamaya çalışacağım Allah nasip ederse. Bir de köyümüzde mesela bayramlar da,
İşte Ramazanlarda, Ramazan kumanyası çok yaşlılara çok yardım yapıyoruz. Allah'a şükür o konuda çok aktif çalışıyorum yani. Kömürüdür, yiyeceğidir, hepsini temin ediyorum. Bu konuda benden herkes razı. Ben de bu konuda çok rahatım yani. Bir de köyümüzün genelde işte arabaları saatli olduğu için araba bulunmasa dahi bana telefon etseler ki bir hasta oldu köyde bu yaşlılar, hemen aldırırım, ambulansla aldırırım, taksimle aldırırım, aldırırım yani. Hiçbir Allah'ın kulunu yolda bırakmam yani. Gölköprü halkı size bayağı güveniyor. Evet, Gölköprü halkı o konuda bana bayağı güvenir yani, güveniyorlar. Evet, muhtarımızdan çok memnunuz. Köyümüzün düğün salonunu yaptı. Mezarlık avlular yaptı. Köyümüzün merkezinin parkelerini yaptırdı. Sağlık ocağımızı yaptırdı. Yani muhtarımızın yapmış olduğu bütün işlerden memnunuz. Allah razı olsun. Şimdi köyümüzdeki muhtarımız çalışıyor. Çalışmasının da sebebi yani kendi maddi durumu iyi. Maddi durumu dolayısıyla esirgemiyor, yatırım yapıyor. Kamcalar altına köprü yaptı, bir tane yaptırdı, yaptı yani çok güzel bir şey. Düğün salonu buradaki binamız kaliferli, oturulacak güzel bir yerimiz var. Belediye ile beraber bu köyün merkezini parça yaptı, bitmek o da bitmek üzere. Muhtarımızla gezmeye devam ederken şimdi caminin olduğu yolda sizlerle birlikteyiz. Muhtarım, daha önce buraya geldiğimizde bu parkeler yapım aşamasındaydı. Şimdi görüyoruz ki tamamlanmış. Belediye ile birlikte el ele vermiş bir şeyler yapmışsınız. Nasıl geçti bu çalışmalar? Bu çalışmalar çok güzel geçti. Daha önce belediye başkanımızla biz burada büyük bir toprak harfiyeti vardı. Bunu daha önce de ben çok dile getirmiştim. Burayı cami, araba parkı. Arabalar park etmesi için işte namaz kılanlar geliyor. Herkes buraya doluyor. Daha önce bunu ben ağzayken de dile getirdim. Olmadı, yapamadık o zaman. Bana nasip oldu. Belediye başkanımızın da bu konuda çok büyük emekleri var. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü belediye başkanımız hakikaten çalışkan bir başkan. Ama tabii bazılarının işine yaramayabilir. Ama bizim işimize çok yaradı. Burayı bir yaptık bu yolu. Bir sel geldi, bir götürdü bunları. Tekrar ikinci kez yaptık, bu hale getirdik bir daha burayı. İşte geçen sene sel oldu, burayı aldı gitti. Yarısını kopardı buranın. Başkanımdan Allah razı olsun, ekibi buraya getirdik. Tabii benim de katkılarımdan, başkanımın katkılarından dolayı burayı hemen bir daha yeniden inşa ettik. Bu hale getirdik yani. Peki başkanımıza da biz de buradan teşekkür ediyoruz. İşi köylerine sahip çıkmaları güzel. Köylerine çok güzel. Yani buradan çıkan iş adamlarımız köye gerçekten beni kırmıyorlar. Yani ne dersem de arkamda duruyorlar, yapıyorlar. Yani maddi, manevi her türlü bana yardımcı oluyorlar. Zaten yardımcı olmasalar ben bu işin içinde hani bu kadar basit değil çıkması. Çünkü benim yaptığım şeyler o yetmez bu kadar masraflara. Muhtarım, köyünüze çok güzel hizmetler sağladınız, çok güzel yatırımlar yaptınız. Bunlardan bir tanesi de arkamızda görmüş olduğumuz düğün salonu. Altında kahve işletmesi var, bakkalı var. Bu bina hakkında bize bilgi verir misiniz? Bu bina hakkında şöyle bir bilgi vereyim size. Ben binayı yaptırdığımın en büyük şeyi köyüme özel yaptırdım. Yani köyde düğün salonu altında bakkal falan yaptırmamın tek nedeni köye hizmet olsun diye. Ama İşte diğer köylerde böyle bir düğün salonu falan yoktu. Diğer köyler de buraya geliyor. Şimdi sadece bir ceyran parasını alıyorum ben. Düğünlerden. Tabii şu an düğün Karasu'da bir tane düğün salonu 10 milyar, 5 milyar, 13 milyar o aralarda gidiyor. Ben sadece ceyran parası, temizlik parasını alıyorum. Buraya gelen vatandaşlara burayı öyle veriyorum düğün salonu olarak yaptım. Ona sebebim köye hizmet olsun diye. Peki muhtarım, bu gibi hizmetleriniz muhtarlığınız olduğu sürece devam edecek mi? Devam edecek. Ben muhtar olmasam da bu düğün salonu ben ölene kadar kardeşim Macit Bey çok büyük
yatırım yaptı. Yani onu şeyle yaptım ben burayı. Macit Bey, ben sağ ol, kardeşlerim sağ olduğu sürece bu düğün salonu köye hizmet edecek. Evet muhtarım, yapılan hizmetlerden bir diğeri Gölköprü'deki sağlık evi. Evet. Bu sağlık ocağıyla ilgili sizden bilgi almak istiyoruz. Çünkü haftada bir gün mü, iki gün mü doktor var, sürekli burada hemşire bulunuyor mu? Sürekli ebemiz vardı bizim. Ebemiz şu an tayini çıktı, özele geçti. Ama her hafta doktorumuz geliyor, hemşiremiz geliyor. Devletten Allah razı olsun, doktorumuzu gönderiyor. Yani öyle herhangi bir sıkıntımız yok. Fakat tabii ebe gene almayı düşünüyorum. Tayinler başladığı zaman buraya gene ebe gelecek. Ve köyümüzün sağlık ocağı hiç boş kalmıyor. Şeyde köyümüz şeye yakın olduğu için 11 kilometre buradan Karasu. Yani çok büyük sıkıntı olmuyor. Öyle çok büyük sıkıntı olduğu zaman zaten doktor çağırıyoruz. Ya da doktorumuz geliyor ya da biz gidiyoruz. Yani öyle büyük ambulanslar gelip alıyor. Devlet şimdi dakikada bir ambulans gönderiyor. Çağırdığın zaman gönderiyor. Allah razı olsun devletimizden. Yani bize sıkıntı yok bizde Allah'a şükür. Ama sizden de Allah razı olsun. Biz de duyuyoruz, biliyoruz. Siz de hastalarınızı buradan anında götürüyorsunuz. Tabii. Belki. Devletimizin kıymetini bilmemiz lazım. Yani bizim devletimiz şu an öyle bir devlet ki bu hizmeti, bu kadar hizmeti görüp de bir daha yani bu devlete hıyanetlik edenlerin Allah verecek belasını zaten. Zaten hak yerine illaki bulacaktır. Buluyor zaten, buluyor zaten. Evet muhtarım, mezarlığımıza geldik. Şimdi duamızı da okuduk. Burada mezarda kimler yatıyor? Bu mezarda bu oğlum 23 yaşında Engin. 23 yaşında vefat etti. Allah razı olsun. Babam, yengem, küçük torun var. Orada annem var. Bir de dayım var. 69'da geldik bu memlekete. 69'dan sonra köylülerimiz burada. Trabzon'dan 69'da geldik buraya. Annem, babam, oğlum, yengem buradalar. Burada yaşadık. Evet. Burada da. Burada işte. Bu mezarlığa da bu kadar hizmet etmemin çok nedenlerinden biri. Bütün ellerimiz burada. Biz de eninde sonunda buraya geleceğiz yani. Ona sebep elimden geleni mezarlığa yapıyorum işte. Parkı ona sebep yapacağım. Yani parkı çok güzel, son sistem bir şey yapmak istiyorum. Yani ölürsem dahi geri kalan o parkta rahat etsin. Abdestini alsın, namazını kılsın. Bizim için de dua etsin. Dua etsin bizim için. Peki biz de tekrardan birazdan yine duamızı yapacağız. Diğer yerlere gezmeye devam edelim. Buyurun. Gölköprü'de gezimize devam ederken şimdi muhtarım, yaşayacağımız yerleri güzelleştirmişsiniz. Her şey yerli yerinde. Tabii elinde sonunda hepimizin gideceği yerde mezarlıklar. Burayı da çok güzel bir şekil almış çünkü daha önce geldik, harabe bir şekildeydi. Duvarlar yapılmış, düzenlemeler var, cenaze aracını gördük. Bizim gördüklerimiz sadece bunlar dışarıdan. Ama neler yaptığınızı siz daha iyi biliyorsunuz. Bunları anlatır mısınız bize? Şimdi burada ben muhtar olduğum ilk dönem bu mezarlığın bu duvarlarını yaptırdım. Bu avluyu döndüm. Burasını doldurdum. İşte burası zaten çok bataklık bir yerdi şurası. Şu an mucur dolu. Mucur serdirdim burayı. Belediyenin de burada bana bayağı katkısı oldu. Bir de şurada bir yanda tarla vardı. Orayı da aldım. Buraya kattım. Şimdi bunları yaptırdıktan sonra daha önce tabii binayı, cenaze arabasını gene bizim başka bir muhtar arkadaş, benden önceki muhtarın da onda katkısı var. Beraber aldık onu. Muhtar arkadaşımın Kaya, ona da buradan selamlar olsun. Ondan sonra da Kaya'dan sonra ben şey yaptım işte, burayı aldım. Burada bir tarla vardı şurada yanımızda, orayı buraya ekledim. Onlardan da Allah razı olsun tabii. Çok fazla bir para miktar benden talep etmediler. O paralarını ödedim. Orayı da buraya kattım. Şimdi buranın etrafını, burayı park yapacağım. Şimdi projeyi yaptıracağım. Şimdi onu hazırlıyorum. Şu fındık dönemi geçtiği gibi burayı park alanı yapacağım. Ağaçlandıracağım. İçini çok güzel böyle
çok güzel bir şey yapacağım. Yani hem namaz kılınacak içerisinde, hem gelen etrafında oturabilecek, rahat edebilecek yani. Öyle bir şekil güzel yer yapacağım burayı. Muhtarım, mezarlığın yanında şu an üzerinde durduğumuz boş bir arazi var. Burası ile ilgili projeleriniz var galiba. Nedir bu proje? Burayla ilgili tabii çok güzel bir projem var. Allah nasip eder de ömrüm yeterse yani başlayacağım. Şimdi buranın, bu görmüş olduğun alanı ben doldurdum. Burada şimdi bir tane şey yapacağım, park yapacağım. Burayı oturma yeri, namaz kılma yeri. Etrafını böyle beton avluyla çevireceğim. Burayı işte bir park alanı yapacağım. Ama aynı zamanda namaz kılma yeri olacak. Yani gelen burada abdestini alacak, namazını kılacak. Öyle bir yer yapacağım burayı. Ama çok güzel olacak. Yani çok güzel bir park yapmam. Buraya projesini de hazırlıyorum. Evet muhtarım, düğünler dedik, sağlık dedik, ölüm dedik. Sıra geldi eğitim kısmına bu işlerin. Çok güzel bir okul yapmışsınız burada. Köyünüzde gerçekten güzel bir okul var. Burada sizin ne gibi katkılarınız oldu? Burada bizim ne gibi katkılarımız oldu? Burada şimdi katkı olmadan zaten bu okul yürümez. Çok büyük bir okul olduğu için bu. İlkokul, ortaokul bölümü. İlkokul bölümüne ayırdım. Bütün duvarları, iç duvarlarını falan hep kendim yaptım. Boyasını, duvarlarını, her şeyini ayırdım. İlkokulu ayırdım. Kendim şey yaptım. Yani ikinci bir olay, çatısını her sene akıtıyordu. Çatı çok mahvetti bizi. Çatıyı değiştirdik. Tabii onu devlet yaptı. Ama iç donatımını hep kendim yaptım. Bir de işte yollar daha önceden beton atılan betonlar hep koptu, parçalandı. Bu sene tekrar yeniden bu betonları ben kendim attım. Çok iyi de bir müdürümüz var şimdi, sağ olsun. Ona da selamlar olsun, şu an tatilde kendisi. Çok çalışkan, yani çok çalışkan bir müdür. Burası şey, spor etkinlikleri yapıyoruz burada. Bu spor etkinliklerinde de çok güzel çocukları yetiştiriyor. Yani çok güzel, hocalarımız da çok iyi bu sene. Yani bu bütün şeylerini kendimiz, temizlik masraflarını ben kendim karşılıyorum her sene. Anladın mı? Hademe Milli Eğitim verdi. Yani maaşlarını onlar veriyor. Daha önce kendim veriyordum. Ondan şimdi Allah razı olsun Milli Eğitim veriyor. O maaştan kurtuldum. İşte kendim elimden geldiği kadar bu okula yardım ediyorum. Ama bu okul çok güzel bir okul. Fakat masrafı çok ağır. İllaki yani, öyledir. Ben az önce de dile getirdim ilk buraya gelirken sevgili izleyiciler. Benim beklentim çok farklıydı. Evet. Burada gördüğüm okul çok farklı. Yani evet. Ben gerçekten böyle biraz harabe olmuş diyeyim. Tek katlı gecekondu tarzı okullar vardı. Ben öyle bir şey düşünmüştüm ama şehirlerdeki birçok liseye bedel bir okul. Evet. Öyle bu söyleyeyim. Okuldan Türkiye'de 4 tane var. Bu 4 tane okulun da birini biz aldık. Yerini parayla aldık buranın. Bu arsayı parayla aldık. Okulu devlet yaptı. Ve bu Türkiye'de bundan 4 tane var bu okuldan. Şu an o projeyi iptal ettiler. Ama bu projeyi biz seviyoruz. Şu an ben bu okulu ölene kadar yani burada yaşatmayı düşünüyorum. Ben öldükten sonra ne olursa olsun. Ondan sonra da herkes görevini yerine getirir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Şimdi devam ben edelim. Teşekkür ediyorum. Eğitim, sağlık derken gezimize devam edelim. Evet muhtarım, köyünüzde 7'den 70'e herkese bir faydanız dokunmuş. Sağlık anlamında, eğitim anlamında binalar yapmışsınız, ev sahibi yapmışsınız insanları. Şimdi de kendinize gelmiş, kendiniz için küçük bir inşaata başlamışsınız. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Vallahi kendim zaten ben inşaatçıyım. İnşaat yapıyorum yazlık, kışlık, karasuda devam ediyorum. Hala inşaat yapıyorum ama hala kendimin doğru dürüst bir evim yok. Şu anda işte kendime bir villa yapmaya uğraşıyorum burada. Yapacağım Allah nasip ederse. Nasıl gidiyor üzere. Hazırlıklar devam ediyor. Burayı yapacağım Allah nasip ederse, bu evimi yıkacağım. Buraya taşınacağım. Çünkü Karasu'da aşağı yukarı 7-8 senedir 200 daire sattım.
Kendime hali doğru dürüst bir ev yapmamışım. İşte ona kendime bir ev yapmaya uğraşıyorum. Allah nasip ederse bir evde kendime yapayım. Yaşlık dönemimde içinde oturayım. Emekliliğimiz diyeyim, emekli böyle keyfini ya çıkarayım. Tabii. Bu arada evinizin, şu anda inşaat halinde olan evinizin manzarası da çok güzel. Evet. Kafa evet dinlemek için birebir. Tam kafa dinlemek için birebir. Çünkü artık 60 yaşına geldik. Bundan sonra inşaatımı inşaatta bırakıyorum. Bir daha dönemde muhtarlık oturmam herhalde. Böyle bir şey düşünmüyorum. Burada kafamı dinleyelim. Kendi evimde yapıyorum Finali diyorsunuz. Kendi evimde yaparım. Peki Allah güle nasip güle oturmaları nasip Allah etsin Allah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Tüm insanlara da başarılar dilerim. Kolay gelsin. Sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bulduk. Biraz daha yaklaşayım size. Şu an ne yapıyorsunuz burada? Fındıkların üstündeyiz ama bu yaptığınız işlem nedir? Fındığı karıştırıyorsun bu işlem. Fındığı kuruması için fındığı karıştırıyorsun. Bunu sürekli tekrarlıyor musunuz? Yani günde bir defa mı yapılıyor? Bak, yaş olsa tabii ki iki günde bir günde bir çevriliyor yani. Çevirmen gerekiyor kuruması için. Bu bizimki şimdi yaş olmadığı için böyle bir dağıttık bıraktık. Şimdi bu kuruyacak bu şekilde. Kurudu. Evet. Bundan sonra ne yapılacak? Makineye vurulacak. Evet, makineye vurulacak. Kabuklarından ayrılacak. Kabuklarından ayrılacak. Tanesini serip, kurutup, çuvallıp satacağız o zaman. Ama ben söyleyeyim buradan izleyicilere. Hiç öyle bakkaldan alındığında zevkli olmuyor. Ben biraz önceden beri oturdum bu harman oluyor artık evet, burası. Evet, evet. Harmanın başına oturdum, aldım elime, kırdım fındıklarımı, yiyorum. Aklınıza helal edin. Helal olsun, ne demek helal olsun. Peki, kolay gelsin. Sağ olun, muhtarım. Allah razı olsun. Eşiniz çalışıyor, siz de bekliyorsunuz. İşte evet, eşim bu çalışkan olduğu için ben bu kadar para harcıyorum. Yoksa nereden para harcayacağım? Eşim çalışıyor, ben yiyorum valla. bu bana biraz zor gelir bu iş ama mecbur ara sıra hanıma yardım ediyorum yani. Evet. Bayanlar da olmasa. Evet. Değil mi? Erkeklerin hali harapmış. Turumuza devam ederken burnumuza balık kokusu geldi. Bakalım bu koku nereden geliyor? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Siz tanıyabilir misiniz? İbrahim Bayraktar. Evet, yeni mahallede çok güzel bir tezgah kurmuşsunuz. Nedir bu balığın sırrı? Balığın sırrı Sakarya'nın Karadeniz'e döküldüğü son nokta yeni mahallede. Millet İstanbul Eminönü'ler. Burası da Karasu yeni mahalle. Balık ekmek yapıyoruz. İşte porsiyon olarak yapıyoruz müşterilerimize. İstanbul'u aratmıyoruz diyelim. Deniz var, balık var, balığın kokusu var. Evet sevgili izleyiciler, biz de tok geldik buraya ama balık o kadar güzel kokuyor ki iştahımızı kabarttı. Peki İbrahim Bey, bu sene sezon sizi nasıl etkiledi? Yani darbe olayları oldu, bir takım sıkıntılar oldu yaz döneminde. Bu sizin iş yerinizi, işletmenizi nasıl etkiledi? Etkiledi derken tabii bir takım sıkıntılar oldu ama bu kadarına şükür diyelim. Allah bizi korudu. İşlerimiz iyi, Allah'a şükür. Şimdiden sonra daha da iyi olur. Büyük bir genel olarak bir şey atlattık ama onun bir etkisi az oldu. Şimdiden sonra iyi oldu. Tatiller açılınca tabii sezon yine devam ediyor. Biz devam ediyoruz. Tamam, bu sıkıntıları bir kenara bırakalım da. Balık, hangi tür balıkları pişiriyorsunuz burada? Satışı olan? Şu anda balık olarak mevsimi palamut başladı işte. Normalde çapara olarak başlıyor. Dağlık tam balık sezonu başlamadı.
palamut, mezgit, küçük kayıkçılara serbest zaten onlar, olta balıkçıları dediğimiz. Normalde sezon açılıncaya kadar palamut şu anda iyi. Birkaç gündür de güzel şekilde çıkıyor. Deniz de güzel. Yan tarafta deniz, oradan balıklar tutuluyor efendim. Buraya ızgaranın üstüne misafirlere hazırlanıyor. Soğanı da yanında, rokası da yanında, limonu da yanında. Peki izleyicilerimize buradan söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? İstanbul'dan gelen yazlıkçılarımıza Eminönü'nü anlatmıyoruz. Karasu deyince yeni mahallesi ve balık lokantaları meçhuldür. Arka sahile kadar devam ediyor. Sezonlar iyi, sağ olsunlar. Peki o zaman izleyicilerimize söylüyoruz. Karasu'ya uğradığınız zaman yeni mahalleye gelip İbrahim Bey'in elinden bu güzel balıkları da yemeden gitmeyin diyoruz. Kolay gelsin İbrahim Bey. Teşekkür ederiz sizlere de. Biz de şimdi kapatalım kamerayı. Biz de bir balığın tadına bakalım. İştahımız kabardı burada. Tamam, buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Evet, şimdiki durağımız Karasu. Karasu'da iş adamı Harun Yeşil'le birlikteyiz. Harun Bey, bu sene bildiğimiz üzere yaz bayağı bir sıkıntılı geçti. Bu inşaat sektörünü nasıl etkiledi? Beklentileriniz nelerdi? Karasu'da her zamanki beklentilerimiz bizim büyüktür. Fakat bu sene olumsuz şartlardan, olumsuz hareketlerden biz de Türkiye gibi biz de etkilendik. Ama beklentilerimizin çok çok altında değildir. Şükretmemiz lazım. Yani şu anda çok iyi değiliz ama çok da kötü değiliz. Şöyle söyleyeyim, yakın zamanda bir darbe olayı gerçekleşti. Evet. Bu tüm Türkiye için de büyük bir sorundu. Darbe olayı yaz sezonunun hemen hemen tam ortasındaydı. Evet. Yani bu darbeden önce ve darbeden sonra Karasu hangi durumda? Darbeden önce biraz daha iyiydik. Darbedeki darbe olayından sonra, yani şu tarihe kadar şu anda faizler de düştü. Beklentimiz yüksek. Zaten bir hareketlilik başladı. Ama darbe olayında tamamen durmuştu. Bundan sonra çok daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Ve işlerin de açılacağını biliyoruz. Müşterilerimizin de şu anda telefonlarda çok sık çalmaya başladı. Ziyaretçilerimiz ve müşterilerimiz arttı. Bu faizler, bu darbe olayı da bittikten sonra beklentimiz yüksek. Şu anda daire fiyatları bile normalde değerinin çok altında satışa, evet, sunuldu. Doğrudur, doğrudur. Şu anda değerinin altında satıyoruz. Yani işte taleplere de cevap vermeye çalışıyoruz yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Bir şey değil efendim, ben teşekkür ettim. Thank you.
Evet değerli izleyiciler, Karasu'dayız. Turizm bölgesi olan Karasu'dayız. Muhteşem güzellikleriyle dolu bir işletmeye geldik. İşletmede akşam yemeği yiyeceğiz. Müthiş yemekler hazırlanmış. Şimdi aşçı beye soracağız bakalım bizlere ne yemek hazırlamış. Evet, sizi tanıyalım. Bolu Merkezler Köyü'nden Muharrem Erdoğan. Evet, bugün bize neler hazırladın? Bir bakalım. Türk ve Dünya Mutfağı'ndan yemekler hazırladık size. Öncelikle pilavımızdan başlayalım. Sebzeli pilav, tas kebap, kremalı mantarlı makarnamız var. Görmüş olduğunuz gibi salatalarımız. Evet. Bu karışık ne? Bu görsellik yapalım. İştah açıcı görsellik. Tabii müşteri misafirlerimiz geldiği zaman hani bir görsellik, bir temizlik. Göz aşinası yani bu. Bir de şunlar ne? Şunlar karpuz efendim. Karpuzlu evet. Dostlarımız aldı, gül falan. Salata çeşitlerimiz var efendim. Kızartma, peynir, domates dolmamız. Evet başka yani bu akşam en güzel, hepsi güzel de bu akşam bize hangilerini ikram edeceksin? Daha mezelerimiz var efendim. Daha şeyli yani kendimiz imam bayılığımız var. Evet. Balığımız var, yaprak sarmamız var. Evet. Bunlar yaş pastamız. İncir tatlımız var Ege bölgesine ait. Elma tatlımız var cevizli. Evet çok teşekkür ediyoruz ustam. Elinize sağlık. Güzel şeyler hazırlamışsınız. İnşallah tadı da güzeldir. Hep birlikte yeriz. Ve tadına bakarız. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler şimdi ustamızın yapmış olduğu yemekleri tatacağız. Gerçekten muhteşem yemek yaptı bize. Evet ustam. Bir yemek hazırladım bize. Evet efendim. Yani gerçekten bütün programımızı izleyen misafirlerimize de tavsiye ederim gerçekten. Atalarımızın, dedelerimizin verdiği şeyler. Biz Bolluyuz yani. Tabi Bolu'dan geldik bunlara. Görmüş olduğunuz gibi salatalarımız var. Yürüyoruz yani. Şu anda mevsim patlıcanı. Patlıcan salatamız var. Evet. Hepsini tadacağız şimdi. Yiyeceğiz. Ellerine sağlık ustam. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir masa oldu, güzel bir yemek oldu. Evet sevgili izleyiciler, özellikle yönetmenim Ahmet Bey, seni de davet edeceğim ama çok uzaklardasın sevgili Ahmet Bey. Senin yerine ben de yiyorum. Afiyet olsun. Evet dediğiniz gibi bölgemiz ülke ekonomisinde ve bu belirsizliklerde bile şu anda Karasu turizmde lider olmayı adım adım ilerliyor. Gayet rağbet görüyor. Yeni yapılan yat limanı, 3. köprünün bağlantıları, Karadeniz otobanının buradan geçmesinden dolayı ve bunun gibi birkaç etkenden dolayı oldukça rağbet görüyor. Fakat dönem olarak tabii biraz kısa bir dönem. Yani maksimum 3 ay burada iş yapabiliyoruz. Bölgenin en büyük oteliyiz. 350 yatak kapasitemiz var. Ama bunu sadece 2 ya da 3 ay doldurabiliyoruz. Dolu oluyoruz zaten. Yani hatta geçen sene 250 yatağımız vardı. Bu sene talepten dolayı bir 100 yatak daha ekledik. Her yıl gittikçe büyüyecek. Fakat bunu tabii gönül istiyor 3 ay değil, 5 ay, 6 ay ya da daha uzun. Kış turizmini de canlandırıp daha iyi, daha rahat, daha rağbet görebilir bir yer haline getirmek. Sağolsun başkanımız da Karasu'nun tanıtımı ve bölge turizmi ile ilgili elinden gelen her şeyi yapıyor. Umarım devletimize daha çok bu tarafa teşvik gösterir. Bizler de yatırım yapmaya hazırız her zaman için. Emre Bey, insanlar niçin burayı tercih ediyorlar? Niçin tercih ediyorlar? Burada
bir kere doğal güzelliklerin fevkalade olduğu bir Acarlar Longozu var. Bu dünyanın en büyük iki su ormanından bir tanesi. Onun yanında Maden Deresi şelalemiz var. Bununla birlikte Küçük Boğaz Gölümüz var. Çok güzel balık restoranların, kafeteryaların olduğu Ava ya da o tarz aratmayacak güzellikte olan bir yeni mahallemiz var. Buralara çok büyük talepler var. Çünkü artık insanlar yeşili görmek istiyor, nefes almak istiyorlar. Şehrin o betonlaşmış yapısından bıkmışlar. Ve buraya girip gerçekten nefes alarak tatil yapıyorlar. Ayrıca sahilimizin de Avrupa'nın en büyük ikinci sahili olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. 21 kilometre gibi ve kumsalının da ince sarı kum tanelerin de her türlü sağlığa da iyi geldiğini ayrıca altını çizmek de isterim. Karasuya rağbet oldukça fazla büyük. Oldukça fazla tabii ki, oldukça fazla. Nereden geliyorlar yerli turistler? Yerli turistler İstanbul, Ankara, Bolu, İzmit, bu çevrelerden çok geliyor. Bu karasu ekonomisine ne kazandırıyor? Ya kendi işletmemizden bahsedersek şu anda burada 80 kişi çalışıyor. Bu 80 tane aile demek aslında baktığınızda. Yani yaklaşık ya da ortalama 3 kişiden hesap etsek zaten. Yani 250-300 kişiye aslında buradan bir şekilde evlerine ekmekleri giriyor. Ve açılacak olan fabrikalarla birlikte mesela BMC'nin buraya geleceği, Hyundai'nin burada yapacağı yatırımlar, yerli otomotivin üretilmesi ya da savunma sanayinin burada yapılacak olması yaklaşık bir 10 bin kişiye kadar daha da istihdam yaratacak. 10 bin aile daha demek bu. Günden güne yükselen bir yıldız oluyor aslında karasu. Tabii ilçenin karasunun yani İstanbul'a olan yakınlığı ve açılan yollar ve buraya yapılan yatırımlar, işte sağ olsun belediyemiz çok güzel çalışıyor. Her yolu hemen hemen asfaltlanmayan yol kalmadı diyebiliriz karasumuzda. Yat limanlarının yapılması ve bence doğal güzellikleri, çünkü sadece burada kafa dinleme tatil yapma modunda değil, gezilebilecek çok da güzel doğal yerler var. Yerli ve yabancı turisti cezbeden noktalar bunlar. İstanbul'a da yakınlığından dolayı sadece yazın değil hafta sonları bile gelip kalınabilecek yerler olduğundan dolayı buna bağlıyorum ben. Peki Emre Bey, şu anki karasuya yapılan otel, motel bu yatırımı yeterli geliyor mu? Görüyoruz ki gelmiyor. Yani bugünden güne dar da açacağı için zaten biz de şu anda ikinci bir 5 yıldızlı bir otelimizi daha önümüzdeki yıllarda açmayı planlıyoruz. Hatta yatırımlarına başladık. İnşallah 2017'de bir tane daha otelimiz olacak burada. Tabii ki lazım. Ve bunun da aslında devletin de teşviklemesi lazım. Yani bize sadece yatırımcıya bırakmaması lazım. Aslında müteşebbise bırakmaması lazım bu tarz yatırımları. Yani burada çünkü kalkınma ajansları var. Onların buraya bir destekle biraz daha arttırmaları gerektiğini düşünüyorum. Bir de burada biliyorsunuz sezon çok kısa. 2,5 ay. Sezon var. Hele bir de bu bir de pardon şeyi de giriyor biliyorsunuz. Ramazan ayı da içerisine girdiği için bu daha da kısalıyor. 1,5 ay kadar düşüyor neredeyse. Şu anda Karasu'dayız. Sezonun sonu yaklaşmakta. Sizler için şimdi mini çarşıda bir gezinti yapacağız. Buyurun beraber. Merhaba, kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Adım Temel Mandıralı. Sakaralıyım. Buradan mısır satıyorum mini çarşıda. Nasıl geçti sezon? Memnun çok musunuz? Çok güzel, memnun kaldık. Memnun kaldınız. Belediyenin hizmetlerinden memnunsunuz. Çok memnunuz. Mehmet Bey'e de çok teşekkürlerimizi buradan iletiriz. Başkanımıza. Peki. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Nasıl gidiyor sezon bitmek üzere? Sezon bu sene maalesef çok kötü geçti. Öncelikle Rusya'nın herhalde turizme olan boykotu, İstanbul yerli turistlerin Ege Akdeniz'i tercih etmeleri. Akabinde de maalesef 15 Temmuz olaylarıyla beraber artık Kurban Bayramı'nı bekliyoruz. Kurban Bayramı'ndan sonra da tezgahlarımızı toplayacağız. Peki çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Ben de teşekkür ederim. Evet,
Sevgili izleyiciler, bugün Karasu tarihi bir gününü yaşıyor. Uluslararası kriterlere uyarak mavi bayrağı aldı. Birazdan burada mavi bayrak için tören yapılacak. Şimdi yanımızda Karasu Belediye Başkanı Mehmet İsmiroğlu var. Evet başkanım, bugün tarihi bir gün yaşıyor Karasu, ne diyeceksiniz? Evet, bildiğiniz gibi yıllardır özlemini çektiğimiz mavi bayrağı bugün göndere çekiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın TÜRÇEV'in tüm ulusal ve uluslararası kriterlerini geçerek mavi bayrağı almaya Karasu hak kazandı. Karasu bildiğiniz gibi turizmde de Sakarya'nın dünyaya açılan kapısı konumuna gelmiş oluyor. Başkanım, bu mavi bayrak Karasu'ya ne kazandıracak? Tabii ki öncelikle bu mavi bayrağın alınması ve basında yer alması, özellikle Karasu'yu ve Karadeniz'i, İstanbul bölgesini, Marmara bölgesini turizmde ilgilendiren hem iş adamlarını hem turizmcileri Karasu'ya çekecektir. Evet başkanım, özellikle mavi bayrak biliyorsunuz turistlerin yoğun ilgisini çekiyor, yerli ve yabancı. Yabancı turist özellikle bakıyor mavi bayrak nerede ve tatilini oraya geçiriyor. Ne diyeceksiniz? Tabii mavi bayrağın olması hem yerli turistleri hem yabancı turistleri mavi bayraklı plajlara çekiyor. Turizm firmaları da, turizm şirketleri de gelen turistleri mavi bayraklı plajlara getiriyorlar. Evet, artık Karasu mavi bayraklandı diyelim. Evet, yıllardır özlemini çektiğimiz mavi bayrak bugün Karasu'da. Hayırlı olsun. Sağ olun başkanım. Ben mavi bayrağı çok önemli bir simge olarak görüyorum. Yani bunu ulusal bir, burada bir bayrak dikme hadisesi olarak görmeyelim. Karasu, Karasu Belediyesi bugün bir taahhütte bulunuyor aynı zamanda. Biz çevreye duyarlı turizmin gelişmesi için gayret göstereceğiz diye bir taahhütte bulunuyor. Bu mavi bayrak macerasında hepiniz çok yakından takip ettiniz. Arkadaşlarımız teknik bilgilerini verdiler. Sahip düzenlemesi yapıldıktan sonra gerekli diğer çalışmalar da tamamlanmış oldu. Güvenlik ve temizlik konusunda ve atık su konusundaki çalışmalar tamamlandı ve müracaat ettik. Tabii çok ciddi bir uluslararası denetimden geçirilerek bu tür sonuçları elde ediliyor. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sevdadır Karadeniz programının bu haftada sonuna geldik. Bu hafta sizlerle Karasu'yu ve Karasu'nun çevresini gezdik, dolaştık. Biz de sizler sayesinde bu güzellikleri görmüş olduk. Haftaya bir başka yerde, bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da sıkıntı yok. Sen rahat ol da sıkıntı yok ki, sen rahat ol da.